Herkese merhaba. Web for Pentester'ın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Inkdot'la file upload'un çözümlerini gerçekleştirmiştim. Buradaki oynatma listesinde zaten 3 adet video yer alıyor. SQL Injection, XSS ve Inkdot'la file upload'u çözmüştüm. Şimdi ise Comment Injection çözeceğim. Zaten 3 tane example'ı var. Birinci kısmı açalım. Şimdi burada example bir PHP'de IP diye bir get parametresi gidiyor ve bu get parametresinin bu şekilde bir değer almış 127.0.0.1 diye. Bu IP adresine gidiyor. Bu get'ten gelen IP adresini alıp ping komutu atıyor bu IP adresine. Yani bunu hemen anlayabiliyoruz burada. Burada get'ten gelen IP adresine, URL'e girilen IP adresine ping gönderiyor. Mesela buraya google.com yazarsak ne olur? Google'a ping atıyor. Hemen bu example 1'ine bakalım mesela. Ne kullanılmış? Sistem fonksiyonu kullanılmış PHP'de. Ping-c2 diyor. Yani 2 tane ping paketi gönderiyor burada. 2 tane paket gönderiyor. Bu anlama geliyor. Get'ten gelen değere bak. Bu şekilde get'ten gelen, yani şuradan girdiğimiz değere ping gönderiyor. Ama burada şöyle bir zafiyet söz konusu. Ping'den gönderilen ping değerini gönderiyorsun. Sonra kullanıcının girdiği değerle birleştiriyorsun. Ama kullanıcının girdiği değeri filtrelemezsen burada istediği komutları ping komutuyla beraber çalıştırabilir. Mesela şu şekilde. Linux'ta komut satırını açıp ping atarsak. Mesela Google'a ping atalım. TC2 diyelim, yine 2 tane göndersin. Bu şekilde ping TC2 google.com. Daha sonra mesela buraya noktalı virgül ls dersen bu ping komutundan sonra bu komutu birleştirir. Bakalım, ping'i attıktan sonra ls'yi çalıştırıyor. Ve buradaki dizimdeki dosyaları listeliyor ping'i attıktan sonra. Yani bunu burada yapabiliyorsan ben komut satırında. Sonuçta sistem fonksiyonu da buradaki ping komutunu gönderiyor ve buradaki get'ten gelen değerle birleştiriyor. Ben bunu bu şekilde yapabiliyorsam Linux komut satırında, mesela Windows'tan da örneklendireyim. Ping atayım. Daha sonra Windows'taki karşılığı da şu şekilde dirile listeliyorum mesela. Bakın gördüğünüz gibi ping attı, daha sonra o komutu birleşti, iki komutu birleştirdim. Ben burada yine komut birleştirmeyi kullanabilirim çünkü kullanıcının girdiği değeri buraya aynen aktarıyor, herhangi bir kontrol yapmıyor. Mesela yapayım, noktalı virgül ls diyeyim. Linux bir sunucu olduğu için ls kullanıyorum. Bakın başarılı bir şekilde example'lar, dosyalar listelendi, dizindeki dosyalar listelendi, mevcut dizindeki. Yani burada comment injection zafiyeti istediğim şekilde komutları ben çalıştırabiliyorum. Böyle bir güvenlik zafiyeti söz konusu. Hemen example 2'ye bakalım. Şimdi burada yine ping atıyor. Mesela ne yapayım? Google.com'a gönderin. Invalid IP adres dedi. Hatalı IP adres dedi. Yani aslında burada sayısal bir değer bekliyor bizden. Google.com yazdığında ben example'da direkt girilen adrese ping atıyordu example 1'de. Herhangi bir sayısal değer kontrolü yoktu. Burada mesela Google.com'u kabul etmedi. Mesela 127.0.0.1'de çalışıyor. Ping'i gönderiyor. Mesela şöyle bir şey yazsak yine göndermez. Yani example 2'de ne yapmış? Bakın burada pragmash'te bir yakalama işlemi yapıyor. Get'ten gelen değeri satırda, bakın satırda, şu girilen satırda 4 octet'e göre, bakın 4 octet'e göre IP adresi olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer bu şartı sağlamıyorsa, yani bu bir IP adresi formatında değilse, herhangi bir eksiklik varsa die komutuyla öldürüyor. IP adresi hatalıdır diyor. İşte bunu aşabilmek için, ama bu kontrolü tek satırda yapıyor. Bir satırın URL'deki tek satıra göre yapıyor. Eğer ben daha önceki lab çözümlerinde de gösterdiğim gibi şu şekilde %0A ile bir alt satıra inip ls komutunu çalıştırırsam, bir alt satıra inerim ve ls komutunu çalıştırırsam, bakın ls komutunu çalıştırırsam %0 hala bir alt satıra indim çünkü kontrol tek satırda yapılıyordu. Yani tek satıra geldi, şu 4
Octet'i gördü, IP adres formatı olduğunu gördü. Ping'i attı. Ben bir alt satır indim. Bir alt satırda kontrol olmadığından LSA'yı çalıştırdım mesela. Bu şekilde burayı bypasslamış oldum, bu kontrolü. Şimdi example 3'e bakalım. Example 3'te de mesela LSA'yı göndereyim. Bakalım ne oluyor. Sayfa yenilendi ve URL tekrar eski halini aldı. Tekrar bu adrese ping attı. Buraya ne yazarsak yazalım. Google.com yazalım. Ne oluyor? Tekrar bu adresi atıyor bize. Example 3'te nasıl bir kontrol yapılmış? Burada bakın girilen değeri sayısal bir değer olup olmadığını kontrol ediyor girilen değerde. Ama direkt header'la eğer sayısal bir değer dışında bir şey girilirse direkt olarak bu adrese tekrar header'la yönlendiriyor. Ancak burada yönlendirmeyi yapıyor ama herhangi bir şekilde bir sonlandırma işlemi gerçekleştirmiyor. Yani bu kod sonuçta yine çalışıyor. Sonlandırma yapmıyor. Mesela burada die komutuyla öldürebilir bunu. Header'dan sonra die komutu kullanarak engelleyebilir ama engelleme olmadığından dolayı buradaki mekanizma yine atlatılır. Tabii ben bunu burada gönderiyorum. Bu aslında çalışıyor ama sayfa yenilendiği için ben çıktığı göremiyorum. Bunun için de Linux'a gelip mesela 4. portumu dinlerim. Mesela ben 4 portta bir ters bağlantı almaya çalışırım. Bunu gönderdikten sonra MC ile mesela ben Linux makineme ters bağlantı alayım. Şu şekilde. Bin string'i çalıştırayım. Bu şekilde netcat ile dinlemeye alırım. Daha sonra bu şekilde komutumu girerim. Burada tabii noktalı virgülü unutmayayım. Hemen bu komutu birleştiririm. IP adresinden sonra gönderdiğim zaman burada bağlantıyı gördüğünüz gibi alabildim. Bakın. Bu şekilde ters bağlantı alabildim. Burada çünkü arka planda kontrol yapıyor ancak header'la direkt yönlendirme yapıyor. Burada herhangi bir yönlendirmeden sonra burayı öldürmüyor. Yani şu kısım tekrar çalışıyor yani. Burada header'la yönlendirdikten sonra die komutuyla bunu öldürmesi lazım, bitirmesi lazım. Bunu yapmadığından dolayı ben sadece yönlendirmeye maruz kalıyorum. Sayfa yenilendiğinden dolayı da işlemin sonucunu göremiyorum ama netcat'le araya girerek bu şekilde bağlantıyı dinleyip ters bağlantı kurabilirim. Bu zafiyetin önlenmesi için de şuradaki yazılım güvenliği serisindeki Command Injection videosunu izlediğiniz zaman PHP tarafında bu zafiyetin nasıl önlendiğini, güvenlik önlemlerini anlattım. O yüzden tekrardan burada güvenliğe değineceğim. Bu videomuz da bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.